Herkese yeniden merhaba. Bir önceki videomuzdaki soruya benzer bir soru çözeceğiz bu videoda da. Nedenini soracak olursanız bu videoda daha farklı bir yol takip edeceğiz, daha kolay bir yol takip edeceğiz. Bunun nedeni ise bir önceki videoda şeklin solundaki sayıların 4, 6 ve 2 oluşu bu da şekli değişik bir hale sokuyor ve ister istemez denklem kurmak ve benzerlikten yararlanmak zorunda kalıyoruz. Bu videoda ise buna gerek kalmayacak. Çünkü sayılar burada 4, 6 ve 4 şeklinde verilmiş. Burada dikkat etmişsinizdir. Alttaki ve üstteki şeklin soldaki uzunlukları 4'er birim. Yani bu benim işimi oldukça kolaylaştıracak. Hemen işlemlerimize başlıyoruz çözüm için. Bunun için arkadaşlar şekli tepe taklak bir şekilde Tekrardan sağ tarafa şu şekilde çiziyoruz. Ve hemen gördüğünüz gibi ortada bir mavi paralel kenar oluştu. Bu ma uzun mavi paralel kenarın sağ tarafındaki kalan parçası da aynısı şekil aynısı olduğu için arkadaşlar 60 birim kare olur. Şekil tepe taklak oldu demiştik bu sarı alanda. Dolayısıyla 50 birim kare ol olacaktır. E biz sadece şu kırmızı aynı olan kırmızı parçalardan bir tanesini bulmamız gerekiyor. E onun için isterseniz şuraya x diyelim veya s diyebiliriz. S diyelim. Şimdi ortadaki alana dikkat etmenizi istiyorum. E, ortadaki alanda toplam alan 120 yapıyor. Şöyle üzerlerini karalayayım. Buraya toplamda 120 yazayım. Eğer taban büyük bakın burada ortada bir e, paralel kenar var. Taban 6 birim iken eğer alan 120 birim ise taban 4 birim iken Bakın burası 20 katı. Dolayısıyla bu da bunun 20 katı olacaktır. Yani burada 50 artı s eşittir 4 çarpı 20 olur. Yani 80. Bu s arkadaşlar, 80 birim kare olur. E o zaman 50 artı s, 80 birim kare ise s eşittir. 30 birim kare olarak bulunur. Bu kadar arkadaşlar. Soru son derece basit. Dediğim gibi soldaki sayıların bu şekilde verilişinden dolayı. Evet çözümümüz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.